Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu yayında Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni transferi John Robertson'ı tanıtmaya çalışacağım. Tecrübeli bir oyuncu. 1-2 numara pozisyonda oynuyor. Avustralya'nın Melbourne takımından Galatasaray'a gelecek. Birkaç maçını izlemiştim. Avustralya Ligi'ni takip ediyorum arkadaşlar. İddia tahminleri yapıyorum biliyorsunuz. Açıkçası Güzel, kaliteli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Yeteneklerini birazdan anlatacağım size. Beğendiğim bir e, kısa oyuncu. Galatasaray'a ilk olarak hayırlı olsun diyelim. Bir kere oyuncu arkadaşlar şuradan hemen istatistik sayfasına geçeyim. Takımında yaptığı işleri görelim. Oyuncu bir kere arkadaşlar çok çabuk bir oyuncu. Yani ilk adımı kuvvetli çembere gidebiliyor. Bu noktada hiçbir sıkıntısı yok. Çembere giderken de sağ görüşü çok iyi arkadaşlar. Kendisi bitiremediğinde uygun oyuncuya topu çıkartabilen, asist yapabilen bir oyuncu. Şurada da göreceksiniz 5.4 asist ortalamasıyla oynamış arkadaşlar. Biraz daha büyüttüm. 5.4 asist ortalaması var. %45 ile üçlük atıyor. Ve 20.7 sayı ortalaması var. Maç başına 20.7 sayı atmış. Tabi bunlar güzel istatistikler. Ama şunu da söyleyelim. Bu istatistikleri yaptıkları yaptığı lig Avustralya Ligi. Birazcık ee, savunmanın ikinci planda olduğu, koş koş basketbolun oynandığı, temasın az olduğu bir Bu anlamıyla Türkiye Ligi'nde ve Euro Cup'ta direkt bu istatistikleri kadar diyemiyorum. Burada çünkü çok daha iyi savunulacak. Ee, onu söyleyelim. Fakat tabii Avrupa'yı bilen bir oyuncu. Açıkçası ben e, çok adaptasyon sıkıntısı yaşa yaşamayacağını düşünüyorum. Yani belki 5.4 asist ortalamasını yakalar ama 20 sayı ortalaması olmayabilir. 15'e 16'ya gerileyebilir. Bu anlamıyla birazcık yüzdesi düşecektir bunu söyleyelim. Ama keskin bir şutu var arkadaşlar. Şutunu kesinlikle riske edemezsiniz. Mesafe bıraktığınızda şutla cezayı kesebiliyor. Yakın savunduğunuzda da ilk adımı kuvvetli demiştim ya arkadaşlar çembere gidebiliyor. Bu da önemli. E, uzunları da besleyebilen, uzunları görebilen bir oyuncu. Açıkçası ben yeteneklerini beğendim. Yani Ty Webster'ın biraz daha oynatabileni ve şutu daha istikrarlı olanı diyelim. Lazarus Jones'a bir kere kıyaslamıyorum bile. Onun çok çok üzerinde bir oyuncu. E, hayırlı olsun diyelim. Yani ben fayda sağlayacağını düşünüyorum. Fakat bu oyuncu geldi ve Galatasaray'ın problemleri bitti mi? Aslında Galatasaray'ın arkadaşlar Galatasaray doğa sigortanın diyelim ya da sponsoru da söyleyelim. E, hucumda çok fazla sıkıntısı kalmamıştı. Beşiktaş maçını kenara bırakalım. Beşiktaş maçında problemler yaşandı ama Galatasaray son dönemde hucumda iyi işler yapan bir takım. Herkes skor üretebiliyor. Tabii sakatlıklar birazcık ritmi bozdu ama e, Harrison sorumluluk alıyor, Yiğit sorumluluk alıyordu, Whittington oynadığında katkı veriyordu, Alex Poitras'ın hucumda çok e, sıkıntısı yok, yetenekleri fazla açıkçası, Ty Webster yine. E, önemli bir skor opsiyonu olarak her zaman devreye girebiliyordu. Sıkıntı Galatasaray'ın hucumunda bence değildi tam anlamıyla. Galatasaray'da problemler biraz daha farklı farklılaştı arkadaşlar bu sezon özelinde. Birinci problem bu takım maç seçiyor arkadaşlar. Bazı maçlarda çok düşük bir enerjiyle oynuyorlar. Yani savunmada temastan kaçıyorlar, reboundlarda çok böyle Aktif ve istekli değiller. Beşiktaş maçını buna örnek verebiliriz. Ligde oynanan yine Bahçeşehir karşılaşmasına buna örnek verebiliriz. Açıkçası mat seçen bir takım görüntüsündeler. İkinci nokta, e, hücumda herkes çok istekli. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok üst seviye oynatan bir galip e, olmamasına rağmen hücumda işler çok e, aksamıyor ama başta Alex Poitras olmak üzere birçok oyuncu savunmada kaytarıyor arkadaşlar. Harrison da istediği zaman savunma yapıyor. Tamam kendisinden böyle bir doğuş balbay savunması, bir göksenin köksal savunması beklemiyorum ama biraz daha e, rakibini iyi takip etmesi lazım. Biraz daha zor geçilmesi lazım arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde geçiliyor. Rakibin karşısında kalamıyor. Aynı problem Tay Webster'da da var. Birkaç oyuncuda daha var Böyle takımda 3-4 oyuncunun Savunma yapmaması demek Özellikle ne yaptığını bilen ekiplere karşı Sıkıntı yaşamanıza neden oluyor Bir kere bunun çözülmesi lazım Yani oyuncuların mat seçmesi Savunmadan ziyade Hucuma konsantre olup Sadece hucumu düşünmeleri En büyük iki program problem Ve Ertuğrul Erdoğan'ın da Bunu Beşiktaş maçında da gördük Burak Bıyıkday'ın Tempoyu düşürüp ee, olayı asfalttan çıkartıp böyle tarlaya sürmesi biraz daha kötü bir basketbol ama sert bir basketbola oyunu geçirmesi ve e, Ertuğrul Erdoğan'ın buna karşılık verememesi en büyük problemdi arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ertuğrul hocanın da hem Oyuncuların bu düşük enerjisine bir çözüm bulması lazım. Her maçı büyük maç gibi görüp oynamalarını, savunma yapmalarını sağlaması lazım. Hem de artık kendisine öz eleştir vermesi gerekiyor. Rakiplerin maç içerisindeki teknik, taktik e, bir takım hamlelerine, rotasyondaki değişikliklerine e, karşılık veremiyor. Karşılık vermesi lazım. Artı rotasyon takım e, takıntısından kurtulması lazım. Biz Ergün Ergin Ataman'da neyi görmüştük arkadaşlar? Eğer 6 tane iyi oyuncun varsa gerektiğinde maçı 6 iyi oyuncuyla tamamlayabilirsin. Böyle kazanılmış bir Fenerbahçe karşılaşması var biliyorsunuz. Sadece 6 oyuncuyla Fenerbahçe'yi yenmeyi başarmıştı Ergin Ataman. Şimdi siz Ayberk'ten veya Emir Gökalp'ten veya birkaç oyuncudan katkılamıyorsanız bu oyuncuları oynatmak zorunda değilsiniz. İlla da e, sahaya atmak zorunda değilsin Onlarsız oynarsın Gerekirse atıyorum 40 dakika Harrison'ı sağda tutarsın Poitres'i sağda tutarsın Ama illa rotasyon yapı, e, yapacağım takıntısıyla Maçı kaybetmezsin Kaldı ki birkaç tane oyuncu Galatasaray'ın seviyesinde değil Ve bu transferleri sen yaptırdın hocam e, Yani bu oyuncuları Sağda tutarak Bir kere transfer ederek bir zarar verdin sağda ısrarlı bir şekilde bir şekilde tutmaya çalışarak da ikinci zararı veriyorsun. Bu da no e, doğru değil Galatasaray'da sıkıntı yaratıyor. Oyuncu ile ilgili düşüncelerimi paylaştım. Ben iyi bir transfer olarak görüyorum. E, Galatasaray'a hem skor katkısı verecektir hem de takımı oynatacaktır. Savunması yine onun da çok e, üst seviye bir savunması yok. O anlamıyla sıkıntı yaratabilir ama hücumda Galatasaray'ın aradığı oyuncu gibi gözüküyor. Ama bu oyuncu geldi Galatasaray'da basketbol takımında sıkıntılar çözüldü gibi göremeyiz. Aksine savunma yapmadan Galatasaray hiçbir şey çözemez. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. John Robertson'a Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.